bir adım daha yaklaştığını konuşmuştuk burada. Peki şimdi muhabir arkadaşlarımızla nasıl bilgiler var? Hem Emre Kaplan'ı hem de Sercan Dikmen'i aynı anda bir bağlantı gerçekleştireceğiz ve hem Galatasaray hem de Beşiktaş acaba şu anda Gezal transferinde ne aşamadalar? Oyuncuya, menajerine, Leicester City'ye ne gibi teklifler yapıldı ya da yapılacak? Şimdi detayları arkadaşlarımızdan alalım. Emre ve Sercan, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ezgi, iyi yayınlar. Merhaba Ezgi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi isterseniz önce Beşiktaş cephesine bir bakalım. Çünkü Galatasaray'ı bir önceki saat diliminde detaylıca konuşmuştuk. Emre, sana bir sonraki Sercan aktardıktan sonra döneceğim. Sercan, Beşiktaş Leicester City'ye nasıl bir teklif yapacak? Gezal için Galatasaray'ın teklifinden sonra siyah beyazlı yönetimden nasıl bir hamle bekliyoruz? Ezgi, en son söylemem gereken şeyi en başta söyleyeyim. Aslında dün, önceki gün ve ondan önceki gün söylediğimiz şeyin altını çizelim tekrar. Bugün şu dakika itibariyle Valentin Rozier mi Beşiktaş'a daha yakın, Gezal mı diye soruyorsanız Valentin Rozier'in Beşiktaş'a daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Bu her dakika değişebilecek bir durum, ancak şu anki mevcut şartlar içerisinde durum bu. Beşiktaşlı yöneticilerle görüşüyoruz, hem Gezal'la alakalı hem Rozier'le alakalı. Ama dün öğle saatlerinde Vodafone Park'ın önünde yaptığımız yayında şunu belirttik. Beşiktaş tarafının Anouar Fazouri'ye, yani Gezal'ın menajerine bir tepkisi var. Kendisinin Gezal'ın menajerinin etik dışı davrandığını söylüyorlar. Beşiktaş'a yakın taraflar, Beşiktaş tarafı. Aslında dün ben gün boyunca Beşiktaş'ın lansmanındaydım teknede. Orada isim vermeden yaptığımız görüşmeler vardı. Neredeyse tüm Beşiktaşlı yöneticiler oradaydı. Gezal konusu üzerinde biraz karamsarlık var Beşiktaş tarafında. Ama şunu söyleyelim. Beşiktaş taviz vermeyecek yaptığı tekliften. Hem Gezal için hem Leicester City kulübüne yaptığı teklifte taviz vermeyecek. Bugüne kadar yapılan transferlerde, bugüne kadar kadroya katılan futbolcuların tamamında Sayın Başkan Ahmet Nurçebi ile yönetici arkadaşları hep belli bir aşamaya geldikten sonra futbolcunun istekleri daha fazlaysa beklemeye geçti. Aynı şeyi Ezgi bugün itibariyle Gezal'da da göreceğiz. Rakamlar üzerinden konuşacak olursak. Fazuli artık gitti, İstanbul'dan ayrıldı Gezal'ın menajeri. 3 yıllık süre üzerinde anlaşma vardı kendisiyle, oyuncu tarafıyla, Beşiktaş tarafıyla. Bu da halen yaklaşık bir hafta önce söylediğimiz rakamı tekrar söylemek zorundayız. Bonuslarla birlikte 2 milyon 250 bin euro civarında bir para Gezal için konuşulan. Bunu birazdan Emre'ye aktaracağı için Galatasaray tarafına girmeyeyim, ama en azından Galatasaray'ın Emre söyleyeceği için 2 milyon 250 bin eurodan daha fazla verdiği aşikar. Emre birazdan anlatacaktır orayı. Peki Emre'ye Sercan, çok özür dilerim. Emre'ye dönmeden sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi Gezal konusunda Rozier biraz daha yakın dedin. Gezal'ın olmama ihtimaline karşın acaba Beşiktaş yönetiminin bir B planı var mı? Var B planı. Umarım gün içerisinde haberleştiririz bunu da, isim konusunda. Beşiktaş B planı, C planı, D planı hatta üzerinde duruyor yeni kanat oyuncularıyla. Hatta görüştüğü oyuncular, anlaşmaya yakın olduğu oyuncular da var. Ancak şu an itibariyle, şu saat itibariyle isim vermeyelim. Umarım bundan birkaç saat sonra, belki bir sonraki yayında isim vereceğim. En azından bununla ilgili bunu söyleyeyim Ezgi. Peki Sercan, çok teşekkürler şimdilik. Emre'ye bir dönelim. Şimdi Emre, yine rakamlar konusunda sana da Galatasaray'ın teklifinden soracağım tabii ki teklifini, ama şunu merak ediyorum. Galatasaray için Gezal öncelikli bir ihtiyaç mı ve özellikle de Fatih Terim'in mutlaka kadroya katılmasını istediği bir oyuncu mu? Bu noktada acaba Feghouli ile yollar ayrılacak mı? Kerem'le ilgili nasıl bir düşüncesi var Fatih Terim'in? Biraz Galatasaray cephesinden özetleyecek olursak konuyu neler söylersin? Ezgi, aslında sürecin en başına gitmekte fayda var. Sayın Burak Elmas yönetimi seçildikten sonra yaptıkları ilk hamlelerden, ilk transfer görüşmelerinden bir tanesiydi Raşit Gezal görüşmesi. O dönem için yaklaşık 2 hafta, 3 hafta öncesine tekamül eden bir zaman dilimi bu. O dönem için 2.7 milyon euroluk bir yıllık ücret üzerinden ve 3 yıllık sözleşme üzerinden Gezal'ın menajeriyle el sıkışılmıştı. Fakat sonrasında bu görüşmenin ardından Fatih Hoca'yla bir istişare gerçekleştiriliyor. Görüşmeyi gerçekleştiren yöneticilerle Fatih Hoca görüşüyor ve Fatih Hoca 2,5 milyon euro Muslera'nın maaşı, bizim tavan ücretimiz, bu rakamın üstüne çıkmak takım içerisindeki dengeleri bozabilir.
Bu nedenle bu maliyette bu transferi çok uygun bulmadığını ifade ediyor. Fakat sonrasında oyuncu Beşiktaş'ta tabii ki görüşmeye devam ediyor menajeri. Rakamların biraz daha düşmesiyle, Beşiktaş'ın teklif ettiği rakam ve oyuncunun taleplerinin biraz daha makul seviyeye inmesiyle birlikte Fatih Hoca'nın da bu kez isteğiyle, Gezal için görüşmelerin gerçekleştirilmesini istemesiyle yeniden Galatasaray masaya oturuyor ve şu anda 2,5 milyon euro yıllık ücret artı başarı bonuslarıyla birlikte oyuncunun menajeriyle el sıkışılmış vaziyette. Kulüple görüşmeler devam ediyor. Bunun da olumlu seyrettiğini ifade edelim. Leicester City ile yapılan görüşmelerin de olumlu seyrettiğini ifade edelim. Az önce Sercan söyledi, aslında şu anda Galatasaray tarafında transferle alakalı soru işareti Beşiktaş'ın yeni bir teklif yapıp yapmayacağı. Ama Sercan'ın da ifade ettiği Beşiktaş cephesinden de şu ana kadar ortaya çıkan durum, Beşiktaş'ın Gezal için bir rakam yükseltme durumuna girmeyeceği ya da yeni bir teklif yapmayacağı. Tabii ki bu konularda temkinli olmakta fayda var. İki büyük kulübün aynı anda masada olduğu bir transfer ama şu an itibariyle, bugün itibariyle Galatasaray Gezal'ı kadrosuna katmaya oldukça yakın. Yani şunu söyleyebiliriz, daha aslında riske girmeyecek bir ifade kullanmak gerekirse, Gezal'ı şu an kadrosuna katmaya en yakın takım Galatasaray. Aslında bunun bir tık ötesi de söylenebilir ama hassas bir süreç olduğu için Gezal Galatasaray'la el sıkıştı ya da Gezal Galatasaray'da ifadesini resmi makamların açıklamasını beklemekte fayda var diye kullanmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Az önce söyledin, Galatasaray için bir öncelik mi? Burada Fatih Terim'in kararı, Fatih Terim'in isteği Gezal'ın kadroya katılması ve takıma da oldukça faydalı olacağını düşünmesi. Hem geçen sene Beşiktaş'ta gösterdiği performans, hem şu anda Galatasaray'ın aslında tabii ki kanat rotasyonunda oyuncular var. Sen az önce bahsettin, Kerem var. Burada yeni transfer edilen Barış var, Arda Turan var. Ama zaten bunlar varken de bir Onyekuru transferinden bahsediliyordu Galatasaray'da. Yine bir kanat oyuncusu isteniyordu. Tabii ki aynı profilde bir oyuncu değil Gezal ve Onyekuru ama bir kanat oyuncusu ihtiyacı vardı. Dediğimiz gibi Burak Elmas yönetimi zaten seçilir seçilmez, göreve gelir gelmez ilk görüştüğü isimlerden bir tanesiydi Gezal. O dönemde yıllık ücret üzerinde anlaşılmıştı. Fakat Fatih Hoca bu rakamı biraz yüksek bulduğu için o dönem Galatasaray geri adım attı. Rakamlar biraz düştükten sonra daha en azından o tavan ücret, Galatasaray'ın ödeyeceği 2,5 milyon euroluk tavan ücret makul bir duruma geldikten sonra oyuncu tarafında da yeniden masaya oturuldu ve şu anda da Galatasaray oyuncu tarafıyla anlaştı. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor ve bu görüşmelerin de oldukça olumlu bir şekilde seyrettiğini ifade edebiliriz. Peki, Emre Kaplan'a da verdiği bilgiler için çok teşekkür edelim. Gezal konusu bugün yarın oldukça sıcak bir gündem olacak gibi görünüyor. Özellikle Sercan'ın az önce söylediği Beşiktaş cephesinde artık biraz daha karamsarlık hakim sözü önemli ve Beşiktaş yönetiminin menajere, Gezal'ın menajerine etik dışı davrandığı gerekçesiyle bir tepkisinin olduğu bilgisi de aslında önemli bu noktada. Şimdi Beşiktaş cephesinden konuya bakacak olursak Gezal'ın olmaması durumunda bir B planı, C planı olabilir dedi Sercan. Onu tabii ki gün içinde Aspor ekranlarında duyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz değerli izleyenler. Ama mesela bakıyorum şöyle önümdeki notlara. Forvet transferi için De Jong gündeme alındı şeklinde. Şimdi aslında